Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sektör Meclisi üyelerimizle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya'da Kongre Merkezi'nde Sigortacılık Fuarı'ndayız. Bu fuarda tüm sektör temsilcileri burada. Sektör temsilcileri birlikte SDDK, TSB, TOP, yani hepimiz buradayız. Acenteler burada. Burada biz de sektör meclisi olarak buradan bir mesaj vermek istiyoruz. 2024 yılını acenteler özellikle son dönemlerde poliçe kesmekten imtina eden şirketlerle 2 yıldır uğraşırken bu yıl haksız rekabet, promosyon, hediyeler gibi durumlarla karşılaştık. Maalesef eğer sektör yetkilileri 22 bin acenteye bakmayıp da sadece 5-6 bin acente üzerinden, kurumsal acente üzerinden görüş bildirirlerse aslında sonuca ulaşamazlar. Ekonominin tabana yayılması gerekiyor. Tabana yayılması için de o 12 bin, 15 bin acente, belki de kamu kesiminin yoksul olarak tabir ettiği bu acentelerin isyanlarını, trafik sigortası ile ilgili haksız rekabeti, bankaları, acentelerin poliçe kesmeyip de aynı poliçeyi bankaların kesmesini ve bunun gibi haksız rekabetlerinde çok şikayetçiler. Ama en önemlisi özellikle 5-6 şirket, bunu altı çizerek söylüyorum, sektörde 5-6 şirket sektörün huzurunu bozuyor. Biz kendilerine elbette ki TSB'ye bu konuda ziyaret edeceğiz. TSB'nin burada misyonu, görevi burada çok önemli. Burada haksız rekabet diyoruz. Siz acentenin komisyonunu müşteriye iade yapıyorsanız, yani böyle bir durum daha gözükmemiş durumda. Acente bankadan gidip poliçesini yaptırıyor, kendi yaptıramadığı poliçeyi. Ve düşünsenize, acente artık bankaya tersi oldu, poliçe yaptırıyor. Hangi duruma geldi acenteler? Şimdi bu bakış açısıyla sigorta şirketleri şöyle bakamaz. Az önce konferansta, toplantılarda yani şöyle biraz da şunu yapmamız lazım, öz eleştirilerden bahsediyor. Hayır, 22 bin acente üzerinden eğer bunu konuşursak ondan sonra acentelerin haksız rekabete uğradığını görüyoruz. Yani acentelerin poliçe kesmekten, imtina etmekten vazgeçtik. Ama son dönemlerde eğer bakın bazı sigorta şirketleriyle bunları görüştük. Diğer bu promosyon iadesi yapmayan sigorta şirketlerinde haksızlık ediyor. Eğer bu otorite boşluğu devam ederse diğer şirketler de aksiyon olacak haklı olarak. Dolayısıyla bu vesileyle hepinizin sigortacılık haftasını kutluyorum ve sizlere teşekkür ediyorum.